Blok zincirin güvenlik tarafında ise kriptografi ve hash kavramları karşımıza çıkmaktadır. Yani blok zincirin güvenliğini ihtiyaç olmasının ve kullanılmasının asıl sebebi kullanılan içerisinde verinin güvenliğini sağlayan ve güvenilirliğini, bütünlüğünü sağlayan kriptografi ve hash algoritmalarıdır. Hash algoritmasına baktığımız zaman ne olur diye bir tekrarlayacak olursak kriptografik özet anlamına gelmektedir hash. Tek yönlü matematiksel algoritmalardır. Girdi olarak verdiğiniz verinin sonucunda, bu algoritmalar sonucunda sabit karakterli, sabit karakter sayısına sahip bir özet elde ederiz. Ve girdi veride en küçük bir değişiklik, yani bir bit bile değişiklik olmadığı sürece bu özet veride bir değişiklik olmaz. Böylece de verinin güvenilirliğini ve bütünlüğünü sağlamış kabul ederiz bu algoritma sonucunda. Blockchain'de, blok zincirde ayrıyeten kullanılan bir diğer şifreleme yöntemi ise asimetrik şifrelemedir. Asimetrik şifrelemede genel anahtar ve özel anahtar mantığına göre çalışır. Malum genel anahtar ile şifrelenir içerik verileri ve yine aynı kişinin sahip olduğu özel anahtarla açılmak durumundadır. Özet olarak, yani en genel tabiriyle. GDPR'a baktığımız zaman genel anahtarlar takip edildiğinde sahibine, yani ilgili kişiye ulaşabileceğimizden dolayı anonimleştirilmiş veri sayılmamakta, takma adlı veriler olarak sayılmaktadır. Aynı zamanda şifrelenmiş bir veri de yine bir anahtarla açılabileceğinden dolayı yine anonimleştirilmiş sayılmamakta ve takma adlı veri olarak sayılmaktadır. Bu nedenle de bu açılardan da hem genel anahtarlar, bu şifrelemede kullanılan genel anahtarlar ve şifrelenmiş veri, ikisi de GDPR tarafından kişisel veri olarak nitelendirilir. Blok zincirde diğer kavramlara göz attıktan sonra neden blok zincir olduğuna bakacak olursak, ekrandaki görsel bir defteri kebir kaydıdır. Yani eski bir kayıt defteridir, defteri kebirden. Bir dağıtılmış defter yapısından bahsetmiştik. Blokların bir araya gelerek oluşturduğu yapı defter yapısı, dağıtık defter yapısıdır. Burada gördüğümüz gibi bir defter yapısıdır. Bunun içerisinde de bu defteri kebir kaydında olduğu gibi bloklar vardır. Her blok kendisinden önce gelen bloğu doğrulamak suretiyle bu defteri oluştururlar ve bir zincir oluşturmuş olurlar. Bu nedenle blok zincir adı verilmektedir. Blok oluşumuna ve nasıl işlediğine bir bakacak olursak, bu sistemde blok zincirde oluşturulacak ilk bloğun adı Genesis blok, yani başlangıç bloğu, yaratılış bloğu olarak adlandırılır. Ve diğer bundan sonraki gelecek bütün bloklar bunun üzerine doğrulama sonucunda üretilmektedir. Bu blok zincir dizayn edilebilir bir yapıdır. Ekranda görmüş olduğumuz, slaytta görmüş olduğumuz veriler, yani dizayn edilme açısından seçime tabi olabilir. Tabi blok numarası örneğin sabit bir bilgidir. Blok numarası bulunmak zorundadır. Çünkü kendisinden önce gelecek bloğu doğrulamak zorundadır bir sonraki blok. Blok boyutu barındırır aynı zamanda bir blok. Başlık bilgisinde ise versiyon, iş, kanıt sayıcı, ağaç yapısı, zorluk derecesi, buradaki işlemlerin zorluk derecesi, yani kazanan bilginin, işlenen bilginin zorluk derecesi, bir önceki bloğun hash'i ve zaman damgası bulunabilir. Yine aynı şekilde bir bloğa işlem sayacı eklenebilir ve tabii ki bloğun içerisindeki işlemler, yani bu bir para, kripto para olabilir, bir doğrulamaya yönelik işlem olabilir, imzaya yönelik bir işlem olabilir. Buradaki veriler de yine şifrelenmek üzere blok içeriği kısmında bulunur. Bu blok tamamlandıktan sonra, yani yeterli veriyi doldurduktan sonra, işlemi tamamladıktan sonra bir sonraki bloğa geçilir. Örneğin blok sıfırdan başlamışsa başlangıç bloğumuz, blok bir, bunun blok sıfırın hash bilgisiyle, yani doğrulama kriptografik özetiyle kendini oluşturur ve bu işlemler zincirleme olarak devam eder. Yani verinin güvenliği ve birbirini teyit edebiliyor olması bu açıdan blok zincirde dizayn edilmiştir.